Bugün sizlerle plan boyayacağız. Photoshop'ta plan nasıl boyanır bunu göstereceğim bildiğim kadarıyla. Öncelikle Photoshop'umu açıyorum. AutoCAD'den planınızı, çizimlerinizi PDF'e çevirmeniz gerekiyor. Şöyle bir plan hazırladım. Öncelikle arkadaşlar AutoCAD'den hangi boyutta, hangi kağıt boyutunda bir çıktı alacaksanız öyle bir çerçeve çizmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki bunu import edelim Photoshop'a. Şuradaki boşluğu algılamayacak ve direkt şu çizgiden başlayacak. Çünkü AutoCAD sadece çizgilerden oluşan bir şey. Buradaki yüzeylerin hepsini yok sayıyor Photoshop'ta. Nasıl olduğunu görelim. Aç diyelim. Masa üstünde PDF'imi açayım. AutoCAD'de hangi kağıt boyutunu seçtiysek o kağıt boyutunu girip tamam deyip PDF'i açalım. Dediğim şey buydu. Sadece çizgileri algıladığı için, AutoCAD'de çizgilerden ibaret olduğu için çizgiler harici diğer kısımları siliyor ve bir çerçeve hazırlıyor kendiliğinden. Normalde PDF'imiz böyleydi ama Photoshop'ta açtığımızda bu şekilde geldi. Neden transparan geldi? Sadece şuradaki çizgileri algılıyor. Diğer tarafları boş olarak görüyor. Şimdi arkadaşlar bu transparan hali nasıl yok edeceğiz? Görüntüyü nasıl düzleştireceğiz? Burada üst tarafta katman kısmı var. Buradan görüntü düzleştiri seçtiğimizde otomatik olarak o boş kısımları beyaz bir renkle dolduruyor. Artık bir altlığımız var. Beyaz bir kağıda Rapido ile planı çizmiş gibi bir şey olduk. Şimdi yavaş boyamaya başlayacağız. Biraz önceki söylediğim gibi bunu bir beyaz kağıt olarak algılayın ve üzerini Rapido ile elle bir çizim yapmış olun veya AutoCAD'den çıktı olmuş olsun. Şimdi bunu boyamak için sürekli üstüne eskiz, aydın yer tarzı şeffaf kağıtlar koyacağız ve her kağıda farklı farklı bölümleri boyayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi arka plan kısmı seçiliyken burada sol tarafta dikdörtgen seçme aracı, burada çokgen kement aracı, burada da hızlı seçim aracı var. Şu 3 seçim aracıyla boyamak istediğimiz yeri seçeceğiz. Sonra üzerine bir aydın yer eskiz çekeceğiz. Sonra o aydın yere desen veya renk atacağız. Buradaki 3 seçme aracından en fazla kullanacağımız araca gelelim. Burada şunun üstüne basılı tuttuğumuzda hızlı seçim aracında 3 farklı yöntem var. Biz buradan sihirli değnek aracını kullanacağız. Geldik ve böyle bir sihirli değnek ikonu çıktı. Arka plan seçiliyken buradan boyamak istediğimiz kısmı seçeceğiz. Mesela şuradan duvarı boyamak istiyorum. Duvarın üzerine geldim. Boş kısma tıkladığımda buradaki çizgilerin kapsadığı bütün alanı seçiyor. Şimdi hani aydın yer demiştim ya, eskiz demiştim ya. Onu nasıl yapacağız? Bu altlık olarak kalacak ve biz buradan sağ alt köşede yeni katman oluştur diyor. Burada katmanlar var. Her bir katmanı bir eskiz olarak kabul edeceğiz. Art ikonuna bastığımda yeni bir katman oluşturdu. Bu katmana duvarı seçtiğimiz için duvar ismini verelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir kapatayım. Katman yazısını iki kere tıkladığımızda ismini değiştirebiliriz. Duvar diyelim. Arka plandayken boyamak istediğimiz alanı seçtik. Sonra art ikonuna bastıp bir eskiz çektik üzerine. Sonra bu duvar katmanına, yani bizim tabirimize, eskizimize geldik. Şu seçili olması gerekiyor. Şimdi buradan bu layer'a, bu katmana bizim bir renk atamamız gerekiyor. Ya da desen atarız da biz renk atayalım şimdi. Sol tarafa gelelim. Burada boya kovası aracı var. Buna tıkladım. Şimdi seçmiş olduğum bölgeyi boyayacak. Bunun hangi renge boyamasını istiyorsak şuradan seçelim. Bunu siyah çektim. Tamam dedim. Bunu siyah beyaz otomatik olarak gelmesini istiyorsanız şuradaki siyah beyaz küçük kutulara bir kere tıkladığımızda bu kendiliğinden siyah beyaz olur. Mesela şu kırmızıyı çekelim, pembeyi çekelim. Şuna tıkladığımda siyah beyaz olur. Duvarı siyah bir renge boyamak istiyorum. O yüzden siyahı seçtim. Boya kutusundayım. Katmanım yanıyor. Katmanımdayım, buna dikkat edelim. Tıkladığımda burayı boyamış oluyorum. Ctrl D ile seçimi kapatmış oluyorum. Diyelim ki bunların, şu katmanların, sağ taraftaki katmanların hiçbiri yanmasın. Boya aracındayım. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmıyor. O yüzden hangi katmandaysanız o katmana müdahale yapıyorsunuz. O yüzden
İşlemi yapmadan önce hangi katmanda olduğunuza dikkat edin. Duvarı seçeceğiz. Ondan sonra boyama yapacağız. Şimdi diğer duvarları boyamamız gerekiyor. Duvarla yarında mı iş yapacağız? Hayır. Önce arka plandan referans alacağız. Yine sihirli değnek aracımıza tıkladık. Bu sefer seçmeye başlayacağız. Çoklu seçme yapmak istediğimizde üstte, üst tarafta, şurada sizde tek bir kutu yanar şu anda. Bunu shift'e basarak çoklu seçim aracına devam edebilirsiniz. Ya da manuel olarak buradan şu toplu seçim aracına tıkladığınızda shift'e basmanıza gerek kalmaz. Ve böyle seçim yapmaya devam edebilirsiniz. Aslında sürekli bunu yapacağız. Arka plandan boyamak istediğimiz yeri seçeceğiz. Sonra ilgili katmanımıza geleceğiz ve boyama kutusundan, kovasından tıklayıp seçtiğimiz alanı boyayacağız. Şimdi CTRL ve D'ye basıp seçimleri iptal edelim. Gördüğünüz gibi duvarların hepsini boyadık. Kolonları ayrı bir layer'da yapmak istediğim için onları boyamadım. Şimdi yine gördüğünüz gibi iki tane bizim katmanımız var. Buna bir tane daha ekleyelim ve kolonları yapalım. Artı ikonuna tıkladığımda şu anda en altta referans çizgilerimiz, üstünde bir eskizimiz ve şimdi kolonları boyamak için farklı bir eskiz daha çektik. Şimdi hızlıca arka plandaki layer'a tıklıyorum ve katmanlarımı seçmeye başlayacağım. İlgili alanları boyamaya başlayacağım. Şimdi şu sihirli değnek aracına tıkladığımda alta basıp yakınlaşabiliyoruz. Tıkladım ve sadece burayı seçiyor. Çizgilerin arasındaki o kapsadığı alanı seçiyor sadece. Ama burayı boyamamız gerekiyor. O zaman şu anda sihirli değnek aracı maalesef çalışmıyor. Burada dikdörtgen seçme aracı. Buna tıkladım ve iyice yaklaştım. Alta basarak ve mouse'unuzun topuyla yakınlaşabilirsiniz. Şöyle seçemedik. Niye seçemedik? Çünkü sol üst köşede gördüğünüz gibi burada çıkartma işlemi yapmasını söylüyor. Biz bunu yine çoklu seçim kısmına çekmemiz gerekiyor. Çektim ve tekrar yapacağım. Evet, seçtim. Şimdi tek tek kolonların hepsini seçeceğim. Kolonların hepsini seçtim. Katman 1'in iki kere tıkladım. Kolon yazıyorum. Şimdi buna bir renk belirleyelim. Şöyle kırmızı siyah arasında bir renk seçtim. Tamam dedim. Boya aracına geldim ve tıkladığımda kolonları boyadım. Ama ben bunun altındaki çizgileri de görmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Burada opaklık kısmı var. Opaklık kısmını şöyle azalttığımızda oradaki çizgilerin biraz gözüktüğünü göreceksiniz. Bu şekilde. Hem tarama olmuş olacak hem de boyama olmuş olacak. Şimdi kolonları seçerken şurada bir duvarın boyamasını atladığımı gördüm. Bunu nasıl düzelteceğiz? Yine arka planın katmanına tıkladım. Tıkladıktan sonra sihirli değnek aracına tıkladım. Seçtim. Duvara geldim. Boyama aracına geldim. Ve boyadık. Duvarı boyadık, kolonları boyadık. Şimdi sırada zeminleri boyamaya geldi. Bunun için desen yapacağız. Buradaki 3 alanı park yapacağız. Burası seramik olur, koridor. Burası seramik olur. Geri kalan taraflara da bir seramik atacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim. Öncelikle YouTube'a gelip Park Texture diyorum. Görsellere geldim. Buradan herhangi bir parkeyi indirin. Mesela bunu indirin. Sağ tıklayıp farklı kaydet diyelim. Masaüstüne geldi. Kaydet dedim. Masaüstüne kaydettim. Aşağı alalım. Sonra dosya kısmına geldim ve buradan aç dedim. Açtık. İndirdiğimiz bu malzemeyi Photoshop'ta açalım. Böyle bir parkemiz var. Biz bunu nasıl desen olarak tanımlayıp sanki renk atıyormuş gibi bir desen haline getireceğiz. Burada düzenle kısmı var. Düzenle kısmının altında da desen tanımla diyor. Desen tanımla diyoruz. Burada parke
1 diyelim. Tamam diyelim. Şimdi ne olmuş oldu? Bunu artık kapatabilirim. Şimdi yeni bir layer açacağım. Yani yeni bir eskiz koyuyoruz. Buna da park ediyoruz. Şimdi park edildikten sonra yazının üstüne değil de sağdaki boş kısmı iki kere tıkladığımızda bu layer ile alakalı özellikler geliyor. Burada istediğimiz şeyi atayabiliriz. Mesela renk atamıştık ya duvarları kolonlara. Buradan o layer'a özel renkleri buradan da yapabiliriz. Buna renk atayabiliriz. Ama biz buna desen kaplama yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Desen kaplamayı seçip buradaki tiki aktif hale getirdikten sonra desen kaplamaya tıkladım. Burada ben daha önce bir parke daha yapmıştım. Burada seçtiğimiz o parke 1 geldi. Bunu tıkladığımızda tamam dediğimizde artık şuradaki boyama kutusuyla bir yeri boyadığımda boya değil de bir parke deseni atacak. Nasıl yapılacağını gösterelim. Arka plana gelelim ve nereyi boyayacaksak orayı seçelim. Yine sihirli değnek aracımı tıkladım. Şuradaki boşluğa tıklıyorum. Buradaki çizgilerin kapattığı her yeri seçiyor. Biz de bunu istiyoruz aslında. Şimdi sıradaki işleme geçelim. Parke tıklayalım ve buradaki boya aracına tıklayalım ve gördüğünüz gibi parkemizi buraya atadım. Şimdi bunun ölçüleriyle de oynayabiliriz. Yine iki kere tıklayalım. Desen kaplamaya geldik. Buradan ölçeğini ayarlayabiliriz. Az veya çok yapabiliriz. Ama ben bunun tekstürünü beğenmedim. Daha önce Photoshop'a desen olarak tanımladığım farklı bir parke vardı. Bu aslında daha güzel duruyor. Yine tıkladım. Şöyle daha güzel oldu. Tamam diyelim. Seçimi iptal ettim. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi yine arka plana geldim. Diğer yerleri seçip bunları boyayalım. Yine burayı seçtim. Sol üstten çoklu seçimde olduğuna dikkat edelim. Tıkladım. Şimdilik parkeye geldim. Boya kutusuna geldim. Tıkladım. Alta basıp mouse'unuzun topuyla ileri ittirdiğinizde yakınlaşıyorsunuz. Ve baktığımızda gayet güzel bir şekilde çıktı. Parkeyi de bu şekilde yaptık. Şimdi sıra seramiklere geldi. Seramik yapalım. Yine Google'a bu sefer seramik yazalım. Bakalım ne çıkacak. Fena değil gibi. Şunu alalım. Ya da şunu alalım. Resmi farklı kaydettirelim. Yine bunu Photoshop'ta açacağız. Dosya aç. İndirdiğimiz resmi açıyoruz. Düzenleden bunu desen tanımlı diyoruz. Buna da seramik 2. Tamam. Bunu artık kapatabilirim. Yine arka plana geldik. Boyamak istediğimiz yerleri seçeceğiz. Tıkladım. Önce bir yaklaşalım bakalım. Evet, burada bir patlak var. Bu patlakta ne oluyor? Şimdi burada patlak olduğu için seçim aracı şuranın içerisine de giriyor. Bunu nasıl düzelteceğiz? Burada da varmış. Arka plandayken burada kurşun kalem aracı var. Öncelikle seçimi kapatalım. Kurşun kalem aracındayken yaklaşalım ve şurayı şöyle dolduralım mesela. Burayı da dolduralım. Burayı da dolduralım. Başka patlak yok sanırım. Hatta şurayı da dolduralım da. Şimdi arka plan tekrar seçili. Yine sihirli değnek aracına tıkladım. Tıkladığımda gördüğünüz gibi artık buralardan geçmiyor. Bunun farklı yöntemleri de var. Ama fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu bir Photoshop dersi değil aslında. Sadece anlık işinizi görebilecek küçük detaylar paylaşmak istedim sizinle. Şimdi arka plandan boyamak istediğimiz yeri seçtik. Yeni katman oluşturuyoruz. Buna seramik diyoruz. Evet. Şimdi yine iki kere sağdaki boşluğa tıkladık. Desen kaplama dedim. Buradan seramiği seçelim. Tamam diyelim. Boyama kutusuna gelelim. Tıklayalım ve boyadık. Şimdi bunun tekrarlarını arttıralım.
Şöyle. Tabii şuralarda bir ders sorunu çıktı. Aç diyelim şuradan. Şimdi bunun aynısından sağ tarafa geliyor. Geldiğinde şu arada bir ders boşluğu olmadığı için burada böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Siz daha kaliteli bir tekstür bulursanız sorunları çözebilirsiniz. Şimdilik bu böyle kalsın. Biz seçim aracına geri dönelim. Arka plan tıkladım. Sihirli değnek aracıyla tıkladım. Şimdi buralara kadar girsin onlar. Şurada girsin. Buraya da alalım. Evet, seramiğe bir daha tıkladım. Boyama aracındayım. Evet, böyle bir boyama gerçekleştirdik. Ben genellikle öğrencilik zamanlarımda bu tefrişleri boyamıyordum. Genelde böyle bırakıyordum. Ama sizinle tefriş de atalım. Mesela şuradan çift kişilik yataktan başlayalım. Diyelim ki şuradan tıkladım. Buradan bir yatak seçelim. Hangisini seçelim? Şunu seçelim mesela. Sağ tıklayıp bunu farklı kaydediyorum. Masaüstüne indirelim. Geldim. Bunu Photoshop'ta açacağım. Şimdi Photoshop'ta güzel bir özellik var. Buradaki sihirli değnek aracı var ya. Buna basılı tuttuk sol klikle. Burada nesne seçme aracı diye bir şey var. Buna tıkladım. Şöyle yatağımı kapsayacak şekilde bir çerçeve hazırladım. Ve buradan bir hızlı seçim yaptım. Şuradaki kısmı nasıl çıkaracağım onu göstereceğim. Yine buradaki kısma basılı tuttuğumda hızlı seçim aracı diye bir şey var. Buna tıkladım. Buradan yukarıda hani toplu seçim yapıyorduk ya. Toplu çıkartma işlemi var burada. Hızlı seçim aracında. Geldim. Buradan çıkarttım. Şurayı ekleyelim. Evet. Şurayla çıkartalım. Şimdi bunu Ctrl C yapıp buraya Ctrl V ile kopyalayalım. Buradaki katman, duvar, kolon, parke bunların altında kaldığı için burada gözükmüyor. Seramiğin üstünde kaldığı için yatak seramiğin üstünde gözüküyor. O yüzden biz şimdi bu katman bireyi yukarı koyduk ve iki kere tıklayıp buna yatak dedik. Burada move aracı var. Buna tıkladım. Geldik buraya getirdik. Şimdi buna boyut kazandırma, döndürme gibi işlemler yapmam gerekiyor. Yatak katmanı seçilirken Ctrl ile T'ye bastığımda burada dört bir tarafına noktalar getiriyor. Burada istediğim gibi bunun boyutuyla oynayabilirim. Sol alt kısmına böyle yavaşça geldiğimde, dışa doğru çektiğimde böyle ok çıkıyor. Bu da döndürmemize yarıyor. Basılı tutarak böyle döndürebiliriz. Şimdi rastgele bir şey yaptım ve üst tarafta böyle bir değer girme kısmı var. -90 girdiğimizde istediğimiz döndürmeyi yapmış olacağız. Bir de bunu scale yapalım. Şöyle. Ama düzenli bir scale yapmıyor. Şu anda Ctrl Z ile geri aldım. Şurada G ve Y kısmı var. Bunun ortasında bir imleç var. Buna tıkladığımda artık orantılı bir şekilde büyütüyor. Geldim. Şöyle koydum. Ben bunu şu anda orantılı bir şekilde büyütmek istemiyorum. Bunu kapattım. Şimdi bunu böyle çekiştiriyorum. Bunu daha sağlıklı yapabilmek için yatak layer'ının opaklığını böyle kısabilirim. Alttaki çizgileri rahat görmek için. Aslında yapmışım zaten. Opaklığını tekrardan arttırayım. Tamamdır. Şimdi Enter'a basıp o ölçüm aracından çıkıyorum. Çift kişilik yatağı böyle yaptık. Şimdi bir de tek kişilik yatak bulalım. Tek kişilik yatak. Şunu seçebilir miyiz? Evet, seçebiliriz. Bunu farklı kaydet dedim. Bunları kapatabilirim. Aç diyorum. Bunda sihirli değnek aracını seçebiliriz. Yine bunu seçebilmek için şuna basılı tuttum. Sol kliği. Sonra geldim. Sihirli değnek aracını seçtim. Ve bıraktım. Beyaz kısma tıkladım. Sonra şuradaki dörtgen seçme aracıyla burada çoklu seçmeyi aktif hale getirdim. Ve şurayı yazıyı da seçtim. Yazıyı seçmemin amacı şu yatak harici bütün her tarafı
Seçmek. Çünkü bunu yaptıktan sonra, bu seçimi yaptıktan sonra buraya sağ tıklarsak ve seçimin tersini seç dersek sadece yatağı seçmiş olacağız. Bunu CTRL-C ile kopyaladım. CTRL-V ile yapıştırdım. Şimdi yine Move aracıyla bunu taşıyalım. CTRL-T ile döndürelim. Şöyle yine -90'a geliyor. Ve boyutlandıralım. Şöyle çekiştirerek boyutlandırabiliriz. CTRL-T'ye basıp şuna detayına bakalım. Tamam gibi. Şimdi buna yatak 2 dedim katmanıma. Bir tane daha yatağım varmış. Şimdi buradaki yatağı bir daha buradan almama gerek yok. Bunu nasıl kopyalayacağım onu göstereyim. Move aracı aktifken alta basıyorum. Gördüğünüz gibi imleç değişti. Şimdi taşıyabilirim. Alt tuşu kopyalamamıza yarıyor. CTRL-T'ye bastım. Böyle döndürdüm. Yine -90 işimizi görecek. Şöyle uygun bir şekilde bunu taşıyalım. Şurayı silmek istiyorum. Buradan da Enter'a bastım. Şu katmandayken burada silgi aracı var. Caps Lock açık olduğu için şuradaki yuvarlak imleç gözükmüyor. Caps Lock'a tıkladığımda yuvarlak imleç geri geliyor. Şurayı şöyle sildim. Hatta şöyle silelim. Fazla kalan kısımları silgi aracıyla sildim. Şunu yatak 3 olarak ayarlayalım. Koltuk bakalım. Şu koltuğu alalım. Siz tabi bulabilirsiniz daha kaliteli görseller bulup ekleyebilirsiniz. Resmi farklı kaydediyorum. Kaydettim. Aç diyorum. Nesli seçme aracına geldim. Bunu seçtim. Otomatik olarak burayı seçiyor. CTRL-C'ye tıkladım. CTRL-B dedim. Ve katman 1 olarak geldi. Hemen bunu 2 koltuk dedim. Yani 2 kişilik koltuk anlamında. Move aracına geldim. CTRL-T'ye tıkladım ve döndürdüm. 180 derece döndürmem gerekiyor. -180. Enter dedim. Şimdi boyutu tam olmuş mu ona bir bakayım. Opaklığını azalttım. Şöyle bir taşıyalım. Burayı kıstım. Burayı da şöyle kıstım. Enter dedim. Şimdi opaklığını arttırabilirim. Tekrar geldim. Akıllı seçme aracıma geldim. Ve yine bir çerçeve seçtim ve burayı seçtim. CTRL-C dedim. CTRL-V. Ve bunu da 3 koltuk. Hemen bunu da CTRL-T ile konumlandıralım. 90 derece döndürdüm. Enter dedim. Move'la taşıyorum. Yine opaklığıyla oynayalım. CTRL-T'ye bastım. Böyle çekiştirelim. Enter ve opaklığını arttıralım. Buraya cam bir orta sepa yapalım. Cam texture. Evet, buradan birini seçelim. Mesela bunu seçelim. Resmi farklı kaydet. Aç dedim. Desen tanımlayıp cam dedim. Tamam. Hemen yeni bir katman. Cam sehpa. İki kere tıkladım. Desen tanımla. Buradan geldim. Camı seçtim. Hemen arka plana geldim. Basılı tuttum. Sihirli değnek aracı. Bunu seçtim. Sonra cam sehpayı seçtim. Boyama aracıyla boyadım. Şimdi tekrarı fazla olduğu için bunun desen ayarlarıyla oynayalım. Şu fena değil. Orijinale yazsa dedim. Tamam dedim. Evet.
Bunu da kapattığımızda. Şimdi başka neler yapabiliriz? Bir yemek masası koyabiliriz. Buradan seçelim. Nasıl bir şeydi? 6 kişilik. Şu iyi gibi. Evet, bunu indireceğim. Resmi farklı kaydet. Aç diyorum. Nesne seçme aracıyla bunu bir seçtim. Şimdi şuraları seçimden çıkartmam gerekiyor. O yüzden hızlı seçim aracı ve çıkartma işleminin aktif olduğuna emin olalım. Evet, CTRL'de C diyorum. CTRL'de V. Şöyle 90 derece döndürelim. Enter, geldik. CTRL-T. Burada masa diye bir şey verelim. Şimdi arkadaşlar, burada diğer taraflara da yapacağım şeyler 3 aşağı 5 yukarı buradaki yaptığım şeylerin aynısı. Daha fazla renk atamayacağım. Sadece buralara ortak bir renk atarım, şuralara gri bir renk atarım, şuradaki tefişlere. Şu ıslak hacimdeki şeyler kalır, tefişler kalır. Şimdi genel diye bir katman açıyoruz. Açtık. Buraya tıkladım 2 kere. Buradan desen kaplama yapıyorduk ya. Şimdi renk kaplama kısmına geldim. Burada gri bir renk var. Biz bunu birazcık daha açalım. Tamam dedim. Arka plana geldim. Seçim aracından sihirli değnek aracını seçtim. Şimdi bunları seçiyorum. Buradan genele geldim. Boy aracına tıkladım. Ve hepsini gri yaptı. CTRL-D dedim ve kapattım. Photoshop'ta alt üst ilişkisi var. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi diyelim ki bir tane dışarıdan malzeme atadınız ve o malzemeyi görmüyorsunuz. Büyük ihtimalle katmanda alt taraftadır ve üstüne bir şey gelmiştir. Bir malzeme gelmiştir. Mesela şurada bizim koltuklarımız var ya, 2 ve 3. 3 yukarıda, 2 altta. Diyelim ki şimdi 2 seçiliyken şöyle taşıyalım. Bak, gördüğünüz gibi üçlü koltuğun altına doğru giriyor. Yani şu anda bir plan kesit düzlemi var. En üstte ne göreceksiniz? Duvarı göreceksiniz, değil mi? O yüzden burada yapmış olduğunuz duvar layer'ını en yukarıya doğru taşımanız gerekiyor. Ve kolonu da aynı şekilde. Onu da layer'a tıklarsınız. Şöyle basılı tutarak sürüklersiniz yukarı. Ve taşırsınız. Şimdi bu işlemi neden yapıyorum? Bu işlemi şu yüzden yapıyorum. Biz buradaki layer'ların hepsine gölge vereceğiz ve 3 boyut hissiyatı verecek. O yüzden alt üst ilişkisi, hangisini en yukarıda göreceksek ona göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi seramik, parke, bunlar en altta olacak. Zemin döşeme olduğu için başka ayarlamamız gereken alt üst ilişkisi var mı? Yataklar üstte dursun. Yatakları seçelim. Şunu seçtik. Yataklar hepsinin üstünde olsun. Nasıl olacağını bir de yaparak örnekle gösterelim. Daha net anlarsınız. Duvara geldim. 2 kere tıkladım. Biz buradan hani desen tanımlıyorduk ya, artık gölge de atayabiliriz. Gölge kısmına tıkladım. Burada değişik parametreler var. Uzaklık kısmını arttırdım. Gördüğünüz gibi şurada gölge oluşmaya başladı. Yayılmayı arttırabilirim. Boyutuyla oynayabilirim. Uzaklığını biraz kıstım. Opaklığını arttırdım. Ya da biraz daha kısalım. Şöyle 70 olursa iyi olur. Şuradan aradaki farka bir daha bakalım. Şuradaki gözü kapattığımda o gölge efekti gider. Arttırdığımda gelir. Şu anda duvar diğer objelerden daha yukarıda hissiyatı veriyor. Buradaki kolona tıkladığımda buna da gölge vereceğim. Bir önceki gölge ayarları birebir geliyor. Tamam dediğimde şimdi bu gölgenin kolon ve duvar. Duvar daha yukarıda gözüküyor şu anda. Şöyle
Yukarı attığımda evet böylesi daha güzel oldu. Kolon daha yukarıda olunca daha güzel oldu. Bu duvarla kolonu siz bir de yapabilirsiniz. Böyle daha kolayınıza gelebilir. Şimdi yatağa gölge verelim. Gölge dedik. Bunu değeriyle oynayalım. Evet böyle güzel. Opaklığıyla oynayalım. Sanki havadaymış. Yerden o kopma hissiyatı veriyor. İkinci yatağa tıklayalım. Ve buna da gölge verelim. Tamam. Çift kişilik yatağı da verdik. Tamam. Şu genele de verelim. Evet. Farkı görüyorsunuz değil mi? Masa. Şuradaki masaya. Bu da tamam. Cam sehpaya verelim. Şöyle yönüyle de oynayabiliriz gölgemizin. Bunu yaptığımızda gölgemiz diğer gölgelerin de yönleri değişiyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle 60'ta iyi gibi. Başka koltuklarımıza verelim. Buna da verdik. Şunun opaklığıyla biraz oynayalım. Evet. Şimdi parkeye geldiğimde ben parkede şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi gölge değil de bu parkeye bir iç gölge veriyorum. Bu sefer iç gölgede şöyle bir şey oluyor. Diğer bütün objelerden daha aşağıda olduğunu gösteren bir gölge durumu oluyor. Şimdi öncesinin sonrasına bakarız. İç gölgeye tıkladım. Bu diyelim biraz. Evet. Şimdi tamam diyelim ve bakalım. Parkeye iç gölgeyi kapatalım. Duvarları, diğer tefrişlerin hepsini böyle sanki kendisinden koparan bir gölge atadı. İç gölge. Fena olmadı. Şimdi aynısını seramikte de yapacağım. Ben bunları genelde iç gölgeyi zemin döşemelerinde yapıyorum. Daha güzel bir 3 boyut hissiyatı veriyor. Aynı şeyi seramikte de yaptım. Bunda da bir bakalım. İç gölgeyi kapattım. Aktif hale getirdim. Şuraları boyamamama rağmen şuradaki farkı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bildiğim kadarıyla bir mimari plan bu şekilde boyayabiliriz. Böyle tefrişleri eklemek yerine renkler de ekleyebilirsiniz. Daha soyut bir çalışma da yapabilirsiniz. Bu da diğer bir seçenek. Öncelikle beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video yararlı olmuştur size. Genel bir Photoshop anlatımı değildi bu. Sadece işinizi görebilecek kısa nüanslar paylaşmaya çalıştım. Başka videolarda görüşmek üzere. Aklınıza takılan soruların hepsini Instagram'dan veya yorumdan sorabilirsiniz. Hepsine geri dönmeye çalışıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.